Örnek Sandığı YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlerle şu örneğin yapılışını paylaşacağım. Bebek yeleği olabilir, bebek battaniyesi olabilir. Her şeyde kullanılabilir. Örneğimizin yapılışına başlayalım. Şimdi bir sıra trabzan gittik. Şimdi şunların yapılışını göstereyim. İki zincir çekip, pardon, bir zincir çekip sık iğne ile geri dönelim. Sık iğne ile geri dönelim. Şimdi bir sıra trabzan gidip örneğin yani şu şeklimizi yaparken sık iğne ile yapacağız. Başını iki defa doladık. Şunun içinden ipimizi çekiyoruz. Bir çekiyoruz, iki ve üç de çıkarmadan hemen başına iki defa daha dolayıp şunun ikisini beraber alalım. İkisini beraber aldık. Bir, iki, üçüncü de şu arkadaki imleğimizi hepsini birden çekelim. Tekrar sık iğne olarak devam edelim. Arada 5 tane sık iğnemizi ördük. Şimdi ikinci baklavamızı yapmaya başlayacağız. İki defa başını doladık. Geri şunun dibine ikisini birden takıyoruz. İkisini birden alıp bir çektik, iki çekiyoruz. Üçüncüyü çekmiyoruz. Başını iki defa dolayıp hemen şu ikisini alalım. İpimizi çektik. Bir, iki. Üçüncü, üç tane imleğimizi çekmeden şu arkadaki imleğimizi hepsini çekelim. Tekrar sık iğne olarak devam edelim. 5 tane sık iğnemizi yapalım. 3, 4 ve 5. Tam şunun ortasına gelecek şekilde ayarlıyoruz. Başına iki defa dolayıp tekrar şunun içinden şöyle çektik. Bir çektik, iki çektik. Üçüncüyü çekmiyoruz. Tekrar başını iki defa dolayıp şu ilk birini aldık. İkinciyi aldık. İkisini birden başına bir kere alıp bir kere çektik. Bir, iki. Tığımızda üç tane imleğimiz kaldı. Onu çekmiyoruz. Şu arkadaki imlekle birleştiriyoruz. Hepsini çektik. Hemen yanındakine sık iğneyle batalım. Tam şu imleğimizi ortaya ayarladık. Başını tekrar iki defa doladık. Şunu aldık, bunu da aldık. İkisini beraber bir çektik, iki çektik. Bir tane daha çekiyoruz. İki tane kalınca başını alıp şunu aldık. Bunu da aldık. Başına bir defa dolayıp bir, iki, tığımızda üç tane kalana kadar çekmeyeceğiz onları. Şu arkadaki
İğneğimize batıp hepsini topluyoruz. Tekrar sık iğne ile devam ediyoruz. 5 tane sık iğne yapalım. Başını yine 2 defa doladık. İkisinin belinden aldık. 1 2 Tekrar 2 defa dolayıp birini aldık, ikisini aldık. İkisini beraber tığımızı taktık. Başını bir defa dolayıp çektik. 1 2 Tığımızda 3 tane İğneğimiz kalana kadar çekmeyeceğiz. Hepsini birden şu arkaya batıp başına bir defa alıp hepsini topluyoruz. 1, 2, 3 tane iğneğimizi hepsini birden aldık. Tekrar sık iğne ile devam ediyoruz. Sonuncu baklavamızı da yapalım. Bir doladık. 2 doladık. Bunu aldık. Şunu da aldık. 2 tane imleyi ikisini beraber aldık. Başını bir defa dolayıp çektim. İkinciyi çektim. Üçüncüyü çektim. Tığımızda 2 tane kalınca tekrar 2 defa dolayıp bunu aldık. Bunu da aldık. 1 2. Tığımızda 3 tane kaldı. Hemen şu arkadaki imleği çektik. 1 çektik. 2 3. 4 tane imleği hepsini beraber aldık. Tekrar böyle devam edelim. Evet hanımlar, örneğimin bir sıra yapılışını gösterdim. Şimdi bir üst sırasına geçelim. Örneğimize kurarken sık iğne ile kuruyoruz. Geri dönüşte trabzanlarımızı yapıyoruz. 2 zincir çekelim. Başını alıp geri döndük. İlk iğneğimize batıp 2 defa da çıkıyoruz. Trabzanlarımızı yapalım. Her imleğin başına batıyoruz. Başını aldık, battık, iki sefer de çıktık. Her imleğin başına batıyoruz. Başını aldık, battık, bir çıktık, iki çıktık. İki sefer de çıkıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz yani. Şunları örneğimizin önünden sık iğne ile koyuyoruz örneğimize. Örneğimizin arka tarafına döndüğümüzde trabzan ile devam ediyoruz. Benim ipim Nako bebeğini, tığım 0 numara. Siz daha kalın bir tığ da kullanabilirsiniz. Daha salaş olmasını istiyorsanız. Sondaki trabzanlarımızı da yapalım. Sona gelelim artık. Bebek battaniyesi, bebek yeleği, her şey güzel olur bununla. Atkı. Örneği neye yakıştırırsanız o güzel olur. Güzel bir örnek çünkü. Sonuncu trabzanımızı da yapalım. Sonuncu trabzanımızı da yaptık. Evet hanımlar, modelimin yapılışını gösterdim. Umarım videomu beğenirsiniz. Videolarımın altına yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izledikten sonra abone olup destek olmayı unutmayın.
Desteğinizi bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.